Bakın bugün okul önlerinde uyuşturucu o kadar rahat satılıyor ki. Bu ülkenin yetkilileri neredeler? Yani uyuşturucuyu gözümüzün önünde satıyorlar ve bu kadar yaygınlaşmasına sebep olunmuşsa yetkililer ne yapıyor? Yani bu çocukları nasıl koruyacağız? Biz sabah akşam size orada eğitim verirsiniz. Elin adamı gelir bir dakikada bir hap satar, bir video gösterir, bir resim gösterir. Ahlakını, zihnini, her şeyini mahveder çocuğu. Olmuyor mu zannediyorsunuz ülkemizde? Bugün Ad ve Semud kavimlerinin helakına sebep olacak şeylerin fazlası ülkemizde yok mu sanıyorsunuz? Bugün insanlar kendilerini pazarlıyorlar sosyal medyada. Yetkililer bunu görmüyor mu? Ben görüyorum, yetkililer bunu görmüyor mu? Çocuklarımız bunları görmüyor mu? Görerek büyümüyor mu? Bu çocukları korumamız lazım. Daha önce de söyledim. Çocukları korumak vatanı korumak kadar değerlidir. Şimdi soruyorum yani demokrasi, hukuk, ekonomi, tarım, istihdam, sağlık başta olmak üzere, eğitim başta olmak üzere aklınıza hangi konu geliyorsa gelsin. Kaç kişiniz yani ülkemizde kaç kişi olumlu düşünüyor bu konular hakkında? Kaç kişi olumlu düşünüyor bunu soruyorum. Yani dışı yaldızlı her alana bir el atın, elinizi atın yani içinin boş ne kadar boş olduğunu görüyorsunuz. Uzaktan eğitimde dünya ikincisiymişiz. Ya siz okul yok. Yani okul var yönetemiyorsunuz. Okullar kapanıyor. Pandemide gene yönetemediniz. Uzaktan eğitimde dünya ikincisiymiş. Bak bak bak. Çocuklar evinde kırık telefonla, kırık tabletle dağın tepesine çıkıp internetin çekmesine çalışıyor. Bugün internet firmaları en düşük megabaytla biz kullanıyoruz. En pahalı belki de dünyada en pahalı parayı en çok para ödeyen de biziz. Biz hala işte megabitlerle uğraşıyoruz. Megabaytlarla uğraşıyoruz. Yani insanlar saniyede indiriyor bir şeyi filmi. Ama en çok parayı da biz ödüyoruz. Gene telefon firmaları işte diyor %99 her yerde çekiyor. Ya odadan odaya çekmiyor ya. Kendinizi niye kandırıyorsunuz? Bu halka niye yalan atıyorsunuz? Bu halkı niye kandırıyorsunuz? Herkes kendi menfaatine böyle odaklanmış. Herkes birbirini kazıklamaya çalışıyor. Bakın burası Müslüman bir ülke. Bakın alışveriş sitelerine sepete ekle diyorsunuz. Bir ürün eklediniz, iki ürün işte ikinci ürün işte bir kuruş kalıyor veya bir 10 kuruş falan kalıyor. Kargo bedava olmuyor. Bir ürün daha eklemeniz lazım. Yani sırf kargo almak için işte buna diyor ticari başarı diyorlar bu iş adamları falan. Bu utanç vesilesi biliyor musunuz sizin için? Utanç vesilesi. Halkınızı kandırmaya yönelik ticari zeka değil bu. Siz utançtır, utanç. Utancınızın gittiğidir bu. Hiçbir ticari zeka görmüyorum ben burada. Yani sırf millete kargo ödetmek için sepeti bir ürün aldığınızda bir kuruşluk, bir liralık bir fark kalıyor. İlle yanında ya bir içecek aldırıyorlar size ya bir başka bir ürün aldırıyorlar. Yani ve buna ticari zeka diyorlar. Ticari zeka değil bu utanç vesilesi sizin için. Ahlakınızın gittiğinin göstergesi. Şimdi çocuklar eğitimde eşit olmadığı gibi tüm müfredattan sorumlu. Güler misin ağlar mısın? Yani İstanbul'daki kolejlerde veya büyük şehirlerdeki kolejlerde her yerde herkes 100 alıyor zaten. Yüzü alıyor. Sözlüden 100 alıyor. Parayla sınıf geçiyor. Onu geçtim. Köy ilkokulundaki çocuk da hadi öğretmenin 100 veriyor diyelim. Devlet okulları da bu yarışa katıldı. 100. Eskiden okul karakter kazandırırdı çocuklara. Eğitim hayata hazırlardı. Şimdi onlar da okul olduğunu unuttu. Onlar da dershane gibi. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren ne yapıyorlar? Test çözmeye başlıyorlar. Dershane oldular çünkü. Yani birilerinin hatırlatması lazım. Okul, okul, ey okul, sen okulsun, dershane değilsin dedirtmek lazım. Herkes bir şey içinde ya. Ahlaki erozyon içinde. İşte ödenek alamıyorlar belki. Okul müdürleri ne yapıyor? İşte oradan bir gezi yapalım. Oradan bir işte tiyatrocu etkinliği yapalım. Bir şey çağıralım. Okula işte oyun parkı kuralım. Bir şeyler yapalım. Oradan para kazanma peşinde. Okul müdürleri buna düşürmüşler yani. Eğitim zaten akıllarında yok. Herkes para kazanma derdinde. Yani hademenin parasını ödeyememek nedir ya? Bizim verdiğimiz vergiler nereye gidiyor? Sayın yetkililer, bizim verdiğimiz vergiler nereye gidiyor? Bugün camilerde dua ediyoruz fakirlere. Niye dua ediyoruz ya biz fakirlere? Bu vergilerle verilse, bu vergiler yerini bulsa, bizim dua etmemize gerek yok ki fakirlere. Yani her şeyin bir şeffaf olması lazım. Bugün aç bir çocuk yatağa yatıyorsa yüzünüzün kızarması lazım ya. Tüm siyasetçiler, tüm milletvekilleri rahat rahat orada oturmamanız lazım. Oturmama. Ben utanıyorum ya sizin bu vurdum duymazlığınızdan, bu hamasetinizden, siyasetinizden. Tavuk kadar ülkeye faydanız yok ya. Bir kendinize gelin. Bu ülkeye faydalı olun. Milletin üstünden geçinmeyin. Yolda görürsem selam vermeyecek adamlar milletvekili bu ülkede. Siyasetçi. Kendinize yetiştirin. Yazık. Ülkemize yazık.